Merhaba arkadaşlar. Uçuş esnasında yakıt ikmali ile ilgili ilk kayıt altına alınan program taslak çalışma Alexander de Severski diye adlandırılan genç Rus havacıdan gelmektedir. Bu havacıya aittir. Babasının bir uçağı vardı ve ona daha ergenlik döneminin başında nasıl uçak kullanacağını öğretti. Uçağı kullanmayı kendisine öğretti. 23 yaşındayken 1917 yılında Sverdsky uçuş mesafesini uzatma yönelik bir yöntem ileri sürdü. O yöntemi iki noktayla açıklıyoruz. Bir uçak ekstra yakıt taşıyacaktı ve hortum aracılığıyla başka bir uçağa bu yakıtı teslim edecekti. Rusya'daki devrimin ardından Rusya'nın yeni Bolşevik hükümeti Alexander de uçak tasarım yapması için Amerika'ya gönderdi. Ve o da ülkesindeki siyasi gelişmeler kendisinin Rusya dönüşünü tehlike hale getirdiği zaman orada yani Amerika'da kaldı. Amerikan Savaş Departmanı'nda havacılıkla ilgili mühendis olarak işe başladı. Orada bir iş edindi ve çok büyük yakıt tankerlerinin uçuş esnasında bir savaş uçağına yakıt ikmali yapacağı havadan havaya yakıt ikmalindeki dünyanın ilk patentiyle ödüllendirildi. İlk patent kendisine verildi. Severski uçak tasarımında seçkin bir kariyerle meslek hayatına devam etti ve muhtemelen en büyük şanlı şöhretin önünde Hava Gücüyle Zafer adlı 1942'deki ses getiren kitabının yazarı olarak en büyük şanına şöhretine ulaştı. Böyle bir başarıyı elde etti. Hiçbir zaman ancak hiçbir zaman bu uçaktan uçağa yakıt mali planını hayata geçemedi. Her ne kadar patentini alsa da e, bunun Bununla onur edilse hiçbir zaman bu uçaktan uçağın yakıt mali planını hayata geçiremedi. Ve sonrasında diğer havacılar kendine özgün, kendilerine ait fikirlerle ortaya çıktı. Onun gibi bu yönde başka fikirler ortaya atan havacılar da oldu. İlk sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Pazajan bir kişi şunu anlıyor. Hernekler Aleksandr Sverskyi. E, uçuş esnasını yakıt ikmali için ilk patenti alan kişi olsa da evet planlar hiçbir zaman implement uygulamak demek hayata geçmedi. Evet hiçbir zaman yakıt ikmali planını e, hayata geçemedi. Put into action uygulamaya koymak demek. Implement'e uygulamak. Buradaki olumsuzluk ne üzerinden? Buradaki olumsuzluk ne üzerinden? Yukarısı paragraf aktif. Hiçbir zaman planı hayata geçiremedi. Aşağısı ise planlar uygulamaya geçilemedi. Bir sonraki sorudayız. Pazar şunu anlıyoruz. Ne? Seversky'in 1940 yılında hava gücü yoluyla zafer aldığı kitabı onu yakıt ikmali fikirlerinden daha ünlü kıldı. Evet en büyük ününü bu kitabın yazar olarak elde etti. Soru zaten bizi buraya paslamıştı sarılı kısım arkadaşlar. Eğer en büyük ününü bu kitabın yazarı olarak elde ettiyse arkadaşlar. Evet hava gücüyle zafer adlı kitabı onu yakıt ikmali planlarından fikirlerinden daha ünlü kıldı diyebiliriz. Peki bir sonrakindeyiz. Fazlaca göre Severski Rusya'ya oradaki siyasi durumdaki değişiklikler sebebiyle geri dönemedi. Evet Amerika'ya gitti ve Amerika'da kaldı. Yani Rusya'ya geri dönemedi. Peki neden? Rusya'daki siyasi gelişmeler onun Rusya dönüşünü tehlike kıldığı zaman. Yani oradaki siyasi değişiklikler sebebiyle siyasi durumdaki değişiklikler sebebiyle